3 altcoin üzerine konuşacağız. Hiç değilse haber bunun üzerine diyebilirim. Diyor ki 3 altcoin için sinyal verildi. 100x yapabilirler. Buradaki altcoin'ler bakınız başta ADA'dan bahsetmekte, soldan ve PIP'ten bahsetmekte. Bu üçünde 100x'lik yükselişten bahsediliyor. Burada genelde sol için değil, hani sol için söyleyenler de var ama bilinen isimler olarak üzerine çıkan spekülasyonlar daha çok ADA ve PIP arasında gider gelir. Hani bunlar da çok, mesela XRP'de de, SHIB'de falan da, Lounge'da falan da çok fazladır. Biz de bu üçünden bahsedeceğiz. 3 altcoin için sinyal verildi. 100x yapabilirler. Bir kere şunu anlamak gerekecektir. Bakın, burada şu çok mantıklı değil. Hatta hiç mantıklı değil. İşte 100x yapacak coin arıyorum. Ya da bu coin 100x yapacak, ben de satacağım diye bir yatırım stratejisi ya da bu şekilde bir durum hiçbir zaman yoktur. Burada alım yapacağınız noktayı iyi bilmek ve satış yapacağınız noktayı iyi bilmek için de anı anla piyasadaki durumu takip etmeniz ve değerlendirmeniz gerekecektir, tamam mı? Durum bu. Ya tabii ki tahminler yapılabilir, tahmin edilebilir, potansiyeli var denilebilir. Fakat bu bir beklenti ya da bu tahmin asla bir strateji oluşturmamalı. Mesela CZ de çıktı bir ara, dedi ki Twitter'da, tweet'i de hala duruyor. Bitcoin bu boğa sezonunda bence 1 milyon dolar olacak dedi, tamam mı? Ama sonuçta adam onun üzerinden strateji yapmaz yani. O şekilde bir potansiyel gördüğünü söylüyor. Evet, bunda yanlış bir şey yok. Fakat bunun üzerinden hani o zaman ne yapalım? O zaman 2025'e kadar mesela 500 bin dolar olur. Yok, satmak yok. Bak, bütün veriler düşüş gösteriyor ama hayır, satmak yok. 1 milyon dolar olacak falan tarzında bir durum yok. Umarım açıklayabilmişimdir. Heyecan verici altcoin sezonu açılırken bilgili kripto para yatırımcıları piyasa hareketliliğine yönelik öncelik herhalde veriyor. Sadece bu kadar da değil. Ayrıca muazzam potansiyelin arttığı bu aşamayı kucaklamaya öncelik veriyor. Peki, Bitcoin dışındaki tüm kripto para birimlerini kapsayan altcoin'ler, Bitcoin ve Ethereum gibi geleneksel yiğitlerden daha iyi performans gösterme kapasitesine sahiptir. Şimdi şu yanlış, bak, şu doğru değil. Kapasite bakımından, yani şöyle, altcoin'lerin burada ne kadar var? Ben size söyleyeyim hemen. CoinMarketCap'e kayıtlı 26.200 altcoin var. Bu boğa sezonunda bu 150-200 binleri falan bulur büyük ihtimalle. Öyle düşünüyorum yani. Belki de geçer. Her neyse. Buradaki 26 bin altcoin'i, yani sadece şu an bulunanları değerlendirirsek muhtemelen 22-23 bin tanesi yok olur. Yani bir iki seneye bunlar olmaz çok büyük bir ihtimalle. Hani böyle eriyip biterler falan tarzında. Kalanları yükselir. Onların da hepsi Bitcoin ve Ethereum kadar yükselmez ama. Hatta daha da az yükselir. Ya durum bu. En son piyasa trendleri ve verileri hakkında bilgi sahibi olmak gerekiyor. Doğru. Buna göre başarıya hazır kripto varlıklarını belirlemek için çok önemli. Yüksek düzeyde büyüme potansiyeli olan 3 altcoin için değerlendirmeler yaptık. Bunlardan bir tanesi ADA diyor. Şimdi şunu tekrar söylemek lazım. Gün içinde de konuştuk. Cardano'nun Secde olan vakası, Secde olan meselesi tabii ki üzerinde bir radikallik oluşturuyor. Hatta işler yolunda gitmezse Binance, Coinbase gibi borsaların bile delist edebilme ihtimalinden söz ediyoruz. Ama bunu değerlendirirsek, evet, Ada Coin en son Güney Kore tarafında bir emtia olarak belirtilmesi ciddi bir avantaj. Bu her şeyi kesin kes çözmüyor. Ben bunun kesinlikle altını çizeyim. Ama sonuç odaklı düşündüğümüzde bu gelişme diğer kripto paralara nazaran hiç değilse şansının burada çok daha yüksek olduğunu bize gösteriyor. Açık söyleyeyim, ben yine de bu risk altında ekstra Ada Coin alımları yapmayı önermemekteyim. Ama sezon dahilinde yine de, evet, hiç değilse ilerleyen haftalarda, aylarda şu an son yapmış olduğu düşüş de sebebiyle Ada Coin'in istikrarlı bir şekilde yükselişi gibi kısa orta vadede diğer altcoin'lere göre çok daha güçlü katlama oranı bakımından performans vermesini bekliyorum. Eğer ki süreç uzar ve boğa dahilinde sonuçlanmazsa, ki öyle olacağını zannetmiyorum, Ada Coin'in
ATH'lara gidebileceğini düşünüyorum. Ama üzerindeki radikalliğin tekrar altını çiziyorum. 100x'ten 100x'ten de bilmiyorum. Ama bu şekilde bir potansiyeli var. Soldan bahsediyor Solana. Solana Cardano'nun aksine tek sorunu SEC değil. Zaten uzun vadede yani gelecek yıllar 2025'in vesaire dışına çıkıldığında örnek veriyorum 2030'da ben Solana Solcoin projesinin devam edeceğini düşünmüyorum. Bunun sebebi ağın büyük ölçüde zafiyet gösterip insanların düşük maliyet için pek çok şeye tahammül etmek zorunda kalarak bu ağı kullandığını biliyorum. Zaten bu sebeple de Binance tarafı Solana ağı tokenlarına ambargo uygulamaya devam etmektedir ve Solcoin'de de kısmen bu ambargo farklı pariteler üzerinden biliyorsunuz sürmektedir. Sol'un ben bu sezon iyi yükselişler yapacağını düşünüyorum. Yine ATH yapabilecek potansiyeli olduğunu düşünmekle birlikte dikkat. SEC muhabbetinden başı yanan, SEC muhabbetinden sıkıntıya giren altcoin'lerden bir tanesi olduğu için bunun da üzerinde ekstrem bir risk oluşturduğu ve sıkıntıya sokabilme ihtimalinin bulunduğunu unutmamak gerekmektedir. Burada son olarak tabii ki PEEP'ten bahsediyor. Şimdi PEEP yine tabii ki de uzun vadede işte bakın %12.614'lük bir artıştan vesaire bahsetmektedir. Ha Dogecoin'den bahsediyor. Doge da iyi bu arada onu da söyleyeyim. Doge yatırımı da ben mantıklı görürüm. Her neyse PEEP'ten bahsediyor. Evet PEEP tabii ki yine 100x gibi iddialı bir söylemde bulunamayız ama bu çok ütopik değil. Yani diğerlerine göre çok ütopik değil. Açık bir şekilde belirtmek lazım. Şu anda Bitcoin ile olan korelasyonu kanıtladı ve hem elde tutma oranları, trader oranları, likidasyonuna baktığımızda ve bunların farklı sebeplerden ötürü kalıcı olabileceğini anladığımız için evet bu boğa sezonunda gerçekten de PEEP diğer kripto paraların pek çoğuna nazaran çok daha güçlü katlama oranları gerçekleştirerek bu sezonu kapatabilir. Uzun vade yatırımlarını asla önermiyorum. Yani boğa dışına çıkmayı böyle 2025 dışı falan filan işte şöyle bir 10 sene bırakayım bakayım ne olacak tarzında. Bu şekilde bir şey asla önermemekle birlikte bu sezon içinde kalınacaksa bence PEEP cüzdanlarda bulundurulabilecek yüksek katlama oranları vaat eden kripto paralardan bir tanesidir. O yüzden ben pozitif olduğunu söyleyebilirim. Listedeki genel değerlendirme de böyle. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.